Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Opera sanatçısı soprano Özgül Tanyeri 85 yaşında yaşamını yitirdi. Tanyeri Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Opera sanatçısı soprano Özgül Tanyeri dün İstanbul'da yaşamını yitirdi. Tanyeri Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1936'da Mersin'de doğan Özgül Tanyeri, Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Opera Bölümünü 1959 yılında bitirdi. Şan eğitimini Elvira de Hidalgo ve Maria Carina'dan aldı. 1960 yılında bir yıllık bursla gitti İtalya'da, La Scala Operası'nın genç sesler için açtığı konkuru kazanarak Scala Operası'nın ünlü şefi Antonio ile çalışma olanağı buldu. Tanyeri 1967'de Çekoslovakya, Çoçosan, 6 ay sonra yine aynı operada Leonora Mimi operalarını oynamıştır. Tanyeri seçilmiş 20 en iyi Çaykovski yorumcusu sıfatıyla 4 yılda bir Moskova'da düzenlenen ve sanat dünyasına değerli yorumcular kazandıran 1978 Çaykovski konkuruna onur konu olarak katıldı. Türk beşlerinden Necil Kazım Akses, 1964 yılında bestelediği Piyano ve Şan için Portreler 1 adlı eserini Özgül Tanyeri için yazmıştır ve ilk söylenişini Özgül Tanyeri 1964 yılında yapmıştır. Türk operasının duayeni Aydın Gün, sanatına ve sesine büyük hayranlık duyduğu Özgül Tanyeri'ye her zaman tam destek vermiştir. Özgül Tanyeri birçok önemli devlet etkinliğine Ankara Devlet Operası sanatçısı olarak davet edilmiş ve katılmıştır. Tanyeri, sanat hayatının zirvesinde eğitime yönelmiş ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 6 yıl yüksek opera bölüm başkanlığı yapmıştır. 1986'da İstanbul Operası'na geçen Tanyeri, operanın şan pedagogu görevini emekli olana kadar sürdürdü. Biz de Hayat ve Eğitim Kanal olarak Sayın Özgül Tanyeri'ne Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.